boksör olmama hakkım vardı ama boksör olmayı seçtim. Kendimi bildim bileli bu işe başladım. Bazen kaybetmek gerekir. Yere düştüğün zaman kalkmayı bileceksin, savaşmayı bileceksin. Savaşmayı bilmezsen kazanamazsın. Savaşırsan kazanırsın. Annemin adı Sevda'dır. Annem gibi sevdalıyım bu işe. Tarkan, Tarkan, hadi kalk, kahvaltı. Biraz yaramazdım küçükken, çok yaramazlık yapardım, arkadaşlarla kavga ederdim. Şunu hiçbir zaman unutmam, üç kardeşiz, erkek kardeşler. Evde tartıştığımız zaman eldivenleri giyerdik, evde dövüştürdük, birbirimize pataküte vururduk. Annem de tamam gidin madem öyle, gidin boks yapın, gidin ringde dövüşün hesabı. Aile seni yönlendiriyor, senin iyi bir sporcu olmanı istiyor. Dedemin babası güreşçiymiş, eski güreşçilerden. Eski güreşçilerden sporcu olduğu için kendi çocuklarının da sporcu olmasını istemiş. Ailemde 20'den fazla sporcu var diyebilirim. Evlerimiz yan yanaydı. Biz de yapacak bir şey bulamıyorduk. Her akşam toplanırdık. Antrenman saati 5'te midir? 4.30'da onlara giderdik. Türkiye Şampiyonası'nda Nazım Balkan Avrupa Şampiyonu çıkarmış, iyi bir antrenörümüz, çok iyi bir antrenör. Onunla beraber oturuyoruz. Hadi dedi, habını dedi aslana da dedi. Böyle Lazlı'da da ya, habını al daha dedi. Bak dedi, görüyor musun dedi. Nasıl dedi hırslı, nasıl vuruyor dedi falan. Dedim ya hocam hakikaten dedim ya, doğru diyorsun Nazım. İyi, güzel, kuvvetli ama tabii işlenmesi gerekiyor. Yani nasıl işlenmesi gerekiyor? Daha iyi böyle alıp bizim antrenmanlarda böyle yoğurup onu belli bir kıvama getirmemiz gerekiyor. Bayağı küçüktüm. İlk maçımda fotoğrafıma şimdi baktığım zaman hocaların kendisi söylerdi. Böyle karambara bir çocuksun gibisinden. Sonra gittik, hocası Taner Hoca. Ona gittik, dedi ya böyle böyle. Ya hocam çok iyi olur vallahi dedi. Hiç değilse bir imkan olur, bir şey olur.
İstanbul Şampiyonası var. Bir 10 gün sonra. Bir 10 günlük bir çalışmam olacak. Sabah akşam çalışacağım. Ha, bu maç benim için çok iyi oldu. İstanbul Şampiyonası hazırlık maçı oldu. Maç gördükçe insan tecrübe kazanır, bir şeyler edinir. Bu maç da bana çok şey öğretti diyelim. Kaybettiğim zaman tabii üzülüyorsun ama üzüntünün yanı sıra ne kadar çalıştığını gözden geçiriyorsun. Daha çok heves geliyor, daha çok hırslanıyorsun. Bizden önceki dönemlerde 70'li yıllarda mesela işte Muhammed Ali'yi hatırlayın. Sabah insanlar 5'te kalkar Muhammed Ali'yi seyrederdi. O dönemler boksa daha yoğun bir ilgi vardı. Yani o kadar çok Türkiye şampiyonaları yapılıyordu. İnanın yani içeride bir 5000 seyirci varsa kapıda da bir 2000 kişi içeri girmeyi zorluyordu. Sanatçılar mesela. Sanatçılar bile boks maçı seyretmeye gelirdi. Yani bir Orhan Gencebaylar, bakanlar yani milletvekilleri boksu seyretmeye gelirdi. Çünkü şu anki boksun durumunu değerlendirecek olursak ya bana göre şimdi bakın aslında bizde Avrupa şampiyonu çıkıyor, dünyada derece yapmış sporcular çıkıyor ama çıkıyor ve kayboluyor. Ve boksörümüz salona giriyor. Başladı boksörümüz ama eğiliyor tabii en kötü uyuyor. Olimpiyatlarda madalya alma şansın en büyük güreş ve boksta var. Türkiye'de dünyada en büyük reklamını yaptırabileceğin spor anlamında boks ve güreş. Onun dışında ben başka bir şey görmüyorum yani. Türkiye'de hakikaten boks futboldan hemen hemen ön plandaydı, daha iyiydi. Çoğu sporcu kayboluyor maddi sıkıntıdan dolayı. Değer korkusu şu an Türkiye'de herkes yaşıyor. Bu yüzden boks gelişimi. İlgisizlik, bakımsızlık, artı kulüplerin bu işi el atmaması, artı iş adamlarının bu işi el atmaması, işte o sporcuyu bulup çıkarılmaması. O yüzden de ne oluyor? Yani bizim başarımız devamlı böyle atıl oluyor yani. Yani bizde çıkan başarı mesela Avrupa şampiyonu çıktıysa bir boksör tesadüfi oluyor. Devletimizin burada sahiplenmesi gerekiyor. Yani biz burada bir antrenör olarak biz onu elimizden geleni yaparız. Her şeyi yaparız. Yani ben bildiğimi ona aktarırım. Ama şimdi milli takım işte Türkiye şampiyonu olduktan sonra bu çocuk bir şeyler bekliyor. Yani bu çocuk bir yetenek. Şampiyon olmuş yani bu. Bunu milli takım kampına gönderdiğim zaman gözü kapalı göndermeliyim. Orada bilmeliyim ki bunun kondisyonları var, bunun diyetisyeni var, bunun atıyorum yani teknik açıdan antrenörü var. Bunu ben bilmeliyim, gözü kapalı göndermeliyim. Ya şimdi dışarıdan dövüşen atıyorum 10 tane insan vardır. Benim devletim, benim ülkem 10 tane insanı alıp otelde bakamayacak haldeyse vay benim halime diyeyim yani. Benim buraya gelen kırsal kesimden geliyor. İki biletle geliyor buraya. Düşünün iki bilet verip buraya geliyor. Şimdi bunun babası memursa zaten ben çoğu sporcumu öyle kaybettim. Yani gelemiyor. Hocam gelemiyorum diyor. Ya diyorum oğlum ben sana işte 1200 lira falan. Hocam olmuyor diyor. Ya şimdi düşünün yani bir ülkede 1700 lira asgari ücret alıyorsunuz. 1700 lira alan bir adam şimdi iki çocuğu varsa evi kiraysa bu çocuğu bir de ona lüks geliyor. Çocuğunu spora göndermek lüks geliyor. Çünkü çocuk diyor ki ya ben aman diyor ne olacak diyor. Ben gideceğim Türkiye şampiyonu olacak. Hocam sen Türkiye şampiyon oldun diyor bana soruyor. Ne yaptılar sana diyor. Diyorum hiçbir şey yapmadılar ki bana. Hakikaten de yok. Yani şu anda Türkiye şampiyon oldum. Sana böyle büyük mükafatlar verilmiyor. Teyzem Avrupa şampiyonu, ülkeyi temsil etmiş insan. Senin buna destek olman lazım. Senin buna iş adamlarından destek bulman lazım. Bunun önünü açman lazım. Spor yapması konusunda bunu desteklemen lazım. Ama desteklemiyorsun. Sadece diyorsun ki ne yapayım? Avrupa şampiyonusun. Git temizlik yap. Çay ver millete. Hizmet et millete. Hizmet et ama 80 milyon insana hizmet etmiş insan. Sen bunu nasıl kalkmış bir insana dersin? Yurt dışında olsaydım hayatım çok güzel olurdu diyelim. Bak senelerdir bizde profesyonel boks gelecek. Senelerdir geldi gelecek, federasyonlar kuruldu, oldu bu oldu.
İşte bu profesyonel boks gelmediği müddetçe de benim ülkemde boks gelişmeyecek. Ama Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da sistem oturtmuş adam. Adam her semtte bir spor salonu yapmış. O semtin çocuklarını getiriyor da spor yaptırıyor. Hafta sonları bunu yapıyor. Bizde maalesef böyle teşvik yok. Bizde teşvik olmadığı için de insanlar biraz bir derece yaptığı zaman ya Almanya'ya kaçıyor, ya İngiltere'ye gidiyor, bir yerlere kaçıyor. Hemen boksu orada profesyonel devam ettirmeye çalışıyor. Aslına bakarsan bu ülkede büyüdüğüm için, bu ülkenin ekmeğini suyunu içtiğim için bu ülkeye hizmet etmek istiyorum. Ama oradaki gördüğümüz eseri hiç Türkiye'de göremedim maalesef. Ülkemiz sporculara gelecek korkusu yaşatmasa daha iyi yerlere gelebiliriz. Türk milli takımının eksik yanı, uluslararası kamplar yok, ikili maçlar yok. Dolayısıyla da uluslararası alanda başarılı edebilmek istiyorsan uluslararası kamplarda akademilerin peşinden maçlar yapmalısın ki mücadele edeceğin sporcuları çünkü orada tanıyorsun. Bir kere medikal olarak sporcuların analizlerinin yapılması lazım. Her sporcunun belli evrede belli yetenekleri fiziksel olarak vardır. Bunların ister genetik deyin, ister DNA deyin. Bunlar analiz edilmiyor. Özel antrenmanlar yapılmıyor. Tek düze antrenman yapılıyor. Yani 48 kilonun yapacağı antrenmanla ağır skeletin yapacağı antrenman aynı değil aslında. Federasyonun ne yapması lazım? Biz onlara altın veriyoruz, onlara elmas yapması lazım. İyiyim, ne olsun. Antrenman yaptım sonra. Yemek yedim, dinleniyorum. Akşam. Ne zaman başlıyor? Yarın mı? Evet, maçlar yarın başlıyor. Yarın sabah tartıya gideceğiz. Ondan sonra kahvaltı edeceğiz. Yarın kuralları çekecek. Herkes tartıldıktan sonra. 5 gün maç sürecek, Tarkan da var. Elimizden geleni yapacağız, kendimize güveniyoruz. Bakalım yarın bir başlayalım, startı verelim. Allah büyük. İstanbul Şampiyonası sürecek. 5 gün müsabaka yapacağım. Geçen hafta 32. Uluslararası Ahmet turnuvasına katıldım. Çeyrek finalde şeye verdim. Avustralya'ya. Kaşı maç olduğu için 3-2 maçı verdim. Sonra İstanbul Şampiyonası'na hazırlandım. Bugün de maçım var. İşte bu İstanbul Şampiyonası'nda bu turnuvalarda burada antrenörün kalitesi farkı ortaya çıkıyor. Yani bu işin içinden gelmeyen bir adam, o yumruğu yemeyen bir adam işte burada antrenörlüğü beceremiyor. Niye beceremiyor? Çünkü o sporcu o yememiş ya o yumruğu. Getiriyor adam, bir iki iyi görüyor. Getiriyor burada dövüştürmeye çalışıyor. Adam da dövüşemeyince bu sefer adama kızıyor. Ya sen bu adamın dövüşecek kapasite yok ki buraya getiriyorsun. Tüm mesele bu yani işte. Şimdi bakıyorsun burada bir kalite yok. Burada bir kalite yok. Boksörün ne yapması gerektiğini bilmiyor. Sadece vurdurmaya çalışıyor. Bunu buradan vur diyor. Bunu buradan vur da niye vur? Ne? Nasıl vur? Yok öyle bir şey yok. Çünkü antrenör gibi sabır ister. Çok sabretmelisin. Ona çocuğun gibi bakmalısın. O olayı yaşamalısın. Onun için de ne oluyor ister istemez. Yok yani boksun kalitesi düşüyor. Kendini gösterme gibi bir şey. Herkes en iyi olmak hoşuna. Biz de kendimizi göstereceğiz. Why I prefer
on myself to find out what's that calling me, 'cause it keeps calling me. Çöpleri getiriyorlar, boksan da soğutuyorlar. Aslında biz de çalıştırıp böyle getirmeleri lazım. Biz uzun senedir yapıyoruz zaten bu işi. Adam bir aylık veya yapmış veya yapmamış bilmiyoruz ama direkt getiriyorlar, boksan da soğutuyorlar. Bir dakika da sürmüyor maçlar. O yüzden millet zevk almadığı için de gelmiyor boks maçlarına. Daha zevkli olması için daha kaliteli bir başarıya getirip öyle ringe atması daha iyi. Sen getirmedin mi değil mi? Hadi gel gidelim. Çocukları kontrol edelim ya. Abi gidiyor musun sen? Ben gidiyorum. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Haberleşiriz. Tamam. Kendine iyi kendinize bak. Kendinize bak. Hadi geçin. Kendine iyi bak. İstanbul turnuvasında 4 gün boyunca rakiplerimle mücadele ettim. Burası aynı zamanda basamakları aşmak için bir podyum. Birinci oldum. Ayrıca en iyi stil olan sporcu seçildim.